Evet arkadaşlar, uzun zamandır bir axolotl videosu atmıyordum. Axolotların son halini bir göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, akvaryumda bazı değişiklikler oldu. Dekoru biraz sadeleştirmek zorunda kaldım. Neden? Arkadaşlar, dekoru sadeleştirmediğim zaman, bakın şurada görüyor musunuz? Kamil'in sırtında bir yara çıktı. Böyle kayalara falan sürtüp kendini yara etmeye falan başladı bunlar. Önce mantar zannettim ama mantar değil. Baktım yani mantarsal bir durum değil. Şu kaya, kum beni işkillendiriyor arkadaşlar. Bu kum biraz bunların derilerine falan zarar veriyor gibi geliyor bana. Ne yapsak bilmiyorum o konuda. Kumu değiştirelim olmadı. Ya da sadece zemini cam mı yapsam, o da çok kötü bir görüntü yapacak. Bilmiyorum, o konuda biraz kararsızım. Şimdi arkadaşlar, şöyle biraz un kurdu getirdim. Bunlara biraz un kurdu vereceğim. Onu bir çekeyim. Evet, gel bakalım, yakışıklı. Bu arada bir ışık aldım şöyle. Sonunda. Evet, un kurdu biraz inatçı çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim de. Axolotlar da yerinde durmuyor arkadaş. Kamil'e berek olmadı. Kamil! Şöyle düşsün, onu kapar. Muhtemelen biraz zor kapar. Yani var ya, resmen şeysel bir durum oldu. Bir dakika arkadaşlar, gördüğünüz gibi un kurdu. Şeye geldi, yüzmeyi öğrendi. Bir dakika. Şurada bir toplanın şimdi. Muzaffer de geldi. Tamam, oradan kapması lazım yani. Un kurdu en sevdiği şey aslında. Bak, görüyor da. Hissetti. Ama şey yapamadı. Onu araya dursun arkadaşlar. Zaten şeyi alınca gelmeye başlarlar. Biz şuradan çıkan birine verek. Şöyle. Al bakalım, albino. Kaptı arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiç affetmedi. Canlı yeme bunlar asla hayır diyemez. Onu orada sömürüyor. Bir dışarı çıksalardı, bugün utangaçlıkları tuttu, video çekeceğim diye. Normalde hep dışarıda gezen hayvan. Evet, şöyle bir Kamil'e yediremedik. Kamil çok açgözlü çünkü bu konuda. Al bakalım. Al. Zırtapoz. Ne oldu? Sizi beslemeye çalışıyorum. Kermit de oradan arkadaşlar, bakın pörtlek pörtlek bakıyor. Kermit'in durumu da iyi ama Kermit'e dişi bulamadık. Ne yapacağız bilmiyorum o konuda. Bir arkadaş bir şeyler ayarlamaya çalışıyor da, dur bakalım, inşallah ayarlar. Diyorum ya, bu un kurtlarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Havada geziyor bunlar. Vallahi şaşırttı beni. Bak, görüyor musun? Muzo. Muzaffer de kendini yaraladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani en sevdiğim, biliyorsunuz, Muzaffer benim için biraz kıymetli şey olarak, renk olarak beğeniyorum şeyleri. Ah, al bakalım. Godik seni. Şunu da biri yeseydi iyiydi. Kuyruğun hemen altına var, kapacak. O kapar. Tanıyorsam onu bulur, melanoid. Tamam. Lan oğlum, un kurduğunu görmüyorsunuz lan. Böyle şöyle atak da, Kamil'in çok ihtiyacı var ama. Kamil çünkü büyük bir cüsseye sahip. Sen çıktın mı koçum? Al bakalım, sana şöyle bir un kurdu ziyafeti. Evet, bu böyle vurur ama bir türlü hedefe tutturamaz. Bu hayvanda böyle bir özellik var arkadaşlar. Hedef özürlü bu hayvan. Gerçekten yani, Styx veriyorum olmuyor. Bu hayvan bir türlü hedefe tutturamıyor. Kör falan mıdır diye düşünmeye başladım. Hele şükür.
Yani Wild Green'de bir sıkıntı var. Ne versen böyle tutturamıyor bazen. İyi, bugün tutturacağı tuttur. Böyle hamle yapıyor, bir türlü ağzını alamıyor. Şöyle melanoid kap koçum. Hı. Afiyet şeker olsun. İyi protein alın, iyi iyi beslenin. Bakın Kermit de geldi arkadaşlar. Bu arada Kermit'i yutacak falan diyorduk. Yutma mutma olmadı arkadaşlar. Hayvan gayet güzel uyum sağladı. Gayet şeker oldu. Şu yerdekileri görsünler. Yoksa bunlar bir numaralı mantar şeyleri arkadaşlar. Nedenleri. Evet. Şunu da sen ye. Heh, şöyle. Kim yemedi ya? Bir Muzaffer yemedi. Albino az yedi. Şu White Green de az yedi. Ona da bir vereyim. Al bakalım. Heh, şöyle. Un kurdu. Protein açısından ne kadar güzel olsa da arkadaşlar. En büyük sıkıntısı bunun şey, suyu kirletmesi. Kermit'e veriyorum arkadaşlar. Kermit atlıyor böyle sazan gibi ama şey yapamıyor da. Un kurtları ona çok ne diyeyim, kalın mı geliyor nedir, yutamıyor yani. Akselotlar gibi değil. Ona başka bir besin vereceğim. Şu un kurtlarını bitireydim iyiydi. Ya bir muzan şey kaldı. Dur albino'ya bir daha verek. Albino çık lan. Gel buraya gel. Kaptı vallahi ördeği. Kayanın altından kapı kapı veriyor. Bakın yiyor orada, görüyor musunuz? Kerro. Kermit'i merak eden olursa arkadaşlar, albino pençeli kurbağa ilk defa izleyen olsa, çünkü Türkiye'de sınırlı videoda bulabilirsiniz. Yani çok nadir. Kendisini bulana kadar göbeğim çatladı diyebilirim. Eskiden çok yaygın olan hayvan şu anda öyle o kadar bulması kolay değil. Sen ham yapana kadar o aşağı düştü. Baby'si. Kermit'in en sevdiği ne arkadaşlar, onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar Kermit en çok kan kurdu seviyor. Kermit'i kan kurduyla besliyorum. Keşke başka bir şeye alışsa diyorum ama şu sıralar pek alışmıyor. Bakın böyle görüyor. Tamam mı? Bu şekilde kapıyor. Böyle yiyor. Gel. Kermitcan. Biraz dağılıyor böyle. O pençesiyle yakalayıp yakalayıp yiyor arkadaşlar. Bütün bir tane bile yerde kan kurdu bırakmıyor. Zaten bazen akselotlar yiyor. Biraz da zebra elma attım. Şeyleri, artıkları toplasınlar diye. Zebra elma bayağı artık toplamada iyidir bu arada. Şimdi bakın tekrar şey yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle rop 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 yutuyor. Çok komik ya. Elleriyle çok güzel kullanıyor ellerini. Evet. Onun da rızkı o. Vermediğimiz kim kaldı? Muzaffer kaldı. Muzaffer iri bir kurdu. Hak ediyor. İnşallah yer. Al oğlum. Heh şöyle. Aferin sana. Gelmiş sen kan kurtlarını şeyleri topla. Kan kurtlarını topla. Muzaffer'e biraz besleyeceğim arkadaşlar. İhtiyacı var çünkü. Dün hiçbir şey yemedi Muzaffer mesela. Bazen böyle arkadaşlar şey yapmıyorlar. Ne denir? Yemek yemiyorlar. Yani böyle günler oluyor. Sonra ertesi gün bol bol besleniyorlar. Akselot böyle bir şey. Evet. Dediğim gibi dekoru biraz sadeleştirdim.
Çünkü arkadaşlar sade olması gerekiyor. Şu bitkiyi bıraktım çünkü şey yapabilir. Yumurta dökebilirler. Evet. Muzaffer görmemekte direniyor. Neyse, herkese yedirdik arkadaşlar. Bunlar da böyle iyiler, yani bir sıkıntı yok. Kermit. Bir bak ya. Evet. Burada da oğlum zıp zıp fikri var arkadaşlar. Oğlum diyorum, büyük ihtimal oğlan. Tam bir sayık oldu. Bildiğiniz gibi değil. Beni görünce kafayı yiyor. Numaralar bile öğrenebilir yani. Cımbızdan yiyor. Elimden de yiyor arkadaşlar ama elimi sokmuyorum. Çünkü dişleri biraz fazla gelişkin. Al camdan da ye. Evet, biraz daha kan kurdu vereyim. Ya bir yandan besleyip bir yandan çekim yapmak çok zor. Yerlerinde de durmuyorlar ya. Yavaş lan yavaş. Öldüreceksin. Daha camlarını temizleyeceğim. Suyunu yeni temizledim. Hemen batmış. Bir filtre sistemi olmadığı için Fikri biraz suyunu kirletiyor arkadaşlar. Fikri bir çamur zıpzıpı, bilmeyen için söyleyeyim. Hem karada hem suda yaşayan, belgesellerde gördüğümüz o sevimli yaratıklar. Evet. Işığım yine söndü. Neyse. Evet arkadaşlar, Fikri de böyle. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Dur bir lokma daha vereyim de keyfin yerine gelsin. Köfte or. He? Gel. Gel. Al bakalım. Al bakalım. Fikri de neredeyse 1,5-2 yıldır bende arkadaşlar. Evet. Nevzat kardeşimden almıştım bunu. Evet arkadaşlar, Eko'muzu besleyeceğiz bugün. Şurada kalsiyumlu kurtlarımız onu bekliyor. Şimdi şöyle verelim. Al bakalım. Yakışıklı Eko. Al bakalım. 1. 2 tane attım, 7 zaten. 2. Haftada bir kere besliyorum arkadaşlar. Haftada bir, iki, yani bir beslenmek yetiyor buna. Şu kuyruğundan anlayın. Kalınsa kuyruğu sıkıntı yok. Üç. Kalsiyum ve vitamine buladığım kurtlar onun ihtiyacı olan şeyleri sağlıyor arkadaşlar. Mecbur, çünkü hayvan güneş görmüyor burada. Al bakalım. Kaç tane oldu ya? Daha var. Al bir de pupa vereyim. Pupa çok sever. Pupanın pek besleyici değeri yok ama seviyor. Yani pupa görünce hiç affetmiyor niyeyse. Al bakalım. Hadi al lan. Peşinden git biraz. Hep ağzına tutuyoruz ama neyse, hadi tutalım. Böyle sallarsanız arkadaşlar, harekete duyarlı olduğu için daha iyi yer. Eğer gekonuz varsa. Al bakalım. Yani Ekrem dişi mi erkek mi daha tam şey yapamadım arkadaşlar. Yanında bir tane de hamam böceği var, dubya, bakın onu yiyemiyor çünkü çok büyük. Öyle kaldı. Bir yıldır bakıyorum bu hamam böceğine neredeyse. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Kurtları bazen o da yiyor. Kap hadi Eko. Kaçmadan kap. Hadi. Hadi. Aslansın be. Bu hamam böceğinin adını da ne koyalım? Şükrü'ye mi koyalım? Nedir? Al bakalım. Doydun mu? Yok, doymamışsın daha. Hı? Ya bir kapamadın Eko. Işıktan mı rahatsız oluyordur nedir? Bilmiyorum arkadaşlar. Belki ışık biraz etki ediyordur.
Ya da doydu bilmiyorum. 7-8 tane yedi yani neredeyse. Eko. Al. Bak. İşte bu. Avcı ya. Hadi bakalım. Bir hafta yemek yok ona göre. Löpür götürüyor valla. Maşallah. Aslında hiç bunlarla uğraşmamam gerek de moruyor bulamadım iyi bir moruyor. Moruyu versek direkt doyacak. Hedef şaşırıyor Neko. Evet. Şöyle verelim bir de. Ben daha karnı aç onu biliyorum. Da biraz işte ışık falan rahatsız ediyor arkadaşlar. Şunları da atayım. Yerse yesin. Yemezse de kendi bilir. Al işte. Yani daha karnı aç. Çünkü bir haftadır yemek yemiyor. O kalsiyumları da yalar. Dediğim gibi ışık biraz onun avlanmasını engelliyor gibime geliyor arkadaşlar. Ben biraz daha deneyeyim de. Neyse sıkıntı yok. Evet Eko Can. Onları da sonra yersin. Şu hamam böceğini merak ettim. Ne yapmış bu? Kocaman olmuş ya. Lubya. Eko'ya bir zarar verir mi? Vermez herhalde. Dişi zaten arkadaşlar. Böyle kaldı. Zamanında aldığımız hamam böceklerinden biri. Buraya koyduğum besinlerle idare ediyor işte. Eko'dan artanlarla falan. Bir de Eko'yu elimize alalım. Ending yapalım. Gel babacığım. Gel babacığım. Çok tatlı bir hayvan arkadaşlar ya. Seviyorum keratayı. Şu tipe bakar mısınız? Şöyle ısırmaymış, bilmem neymiş. Bunlarla işi olmayan barışçıl bir canlı türü. Hı? Eko? Değil mi? Evet, Eko'muz böyle. Gözleri mözleri ömre bedel. Eko da böyle. Hadi git bakalım. Evet. Evet, Dehşet Necdet de iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heybetlice dolanıyor. Parmağımı yakalayıp yemeye çalışıyor. Psikopat bir balık arkadaşlar. Onun da filtresini değiştirdim. Daha iyi, daha sağlam ve iyi çevirecek bir motorla değiştirdim arkadaşlar. Işık aldım. Merak etmeyin, takacağım ışığını da. Şimdi kölesine göstermeye çalıştım. Ve küçük bir spoiler vereyim size. Bunlar da böyle iki oranlam duruyor. Ve yeni bitkiler aldım. Onları daha ekmedim. Öyle koydum şimdilik. Şey yapacağım. Dikeceğim daha. Limonlar vardı güzel. Bir kardeşim de. Hemen kaptım onları. Evet. O da bu şekilde. Ona da bir tane yem verelim. Kendine gelsin köftehor. Verdim çünkü sabah. Şey sabah diyorum akşam. Ama sizin için bir tane daha vereyim. Bir dakika. Flowerhorn'a canlı yemi kestim arkadaşlar. Sadece ve sadece kuru yem veriyorum. Evet, 3 tane yeter sana. Az miktarda kuru yem. Renginin daha da mavi olmasını istiyorum. Burada size beyaz gibi gözükebilir arkadaşlar. Beyaz değil. Rengi çok böyle sağlam bir mavi aslında. Yaldızlı bir mavi de kamera tabi biraz dandik olduğu için güzel göstermiyor olabilir. Yani normalde rengi arkadaşlar tasty'liklerin masmavi oluyor. Gözü kızarmaya başladı. Kafası makul ölçüde az bir şey top yaptı. Daha da yapacaklar. Hadi bunu da al vereyim. Bunu da vereyim hadi. Hop yut. Evet. Bugünlük sana bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Acayip hayvanlarım da bu şekilde. Daha çok video gelecek. Merak etmeyin. Kurulumlar sürüyor. Bakın şöyle göstereyim. Doldurdum şu akvaryumu. Buna güzel bir şeyler yapacağım.
dinleniyorsun şu anda. Öyle. Bu odayı da boş bırakmayacağız yani. Evet. Burada da iki aç görüyorsunuz. Kemik kemiriyorlar kıç kıça. Avuçlu başlı. Hep kemiğin kanlarını arkadaşlar bu yatağa şey yaptılar. Yatağı yıkamam gerekecek. Üstünü tekrar kaplayacağım. Kemik kanları sıkıntı oluyor bunları her akşam temizlerken. Evet. Bunlar da böyle. Bunları da göstereyim dedim. Aksiyonların da ışığını kapattım. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Popoya bakın arkadaşlar. Bu nasıl bir popo ya?